böyle bir organizasyon için organizasyon organizasyonlarına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene yaz ayında tekrar bir sunumdan için genel sorumlulukla alakalıydı. O sunumda biraz daha teorik taraftan bahsetmiştim. Yüksek Enerji Asyonası'nın dışıma mekanizmalarından bahsetmiştim. Burada bugün yapacağım sunum o dönem yaptığım çalışmanın ardından çalışmanla beraber sürdürdüğüm bir çalışmanın ön çalışması aslında. Bir konuya hazırlanıp konunun hazırlık aşamasında öğrencilerin konusunda çalışacağım. Burada yapılan teorik dersler bugün seviyesinden biraz daha belki aşağı olacak ama o sebebi bir sunum hazırlamaya çalıştım. Belki onun sunumun içeriği ilk başta biraz motive etmek için Koazar adlı bir kişiliği var. Bunların keşifinden bahsedeceğim. Biraz daha tarihsel bir şey olacak. Ardından sunumun en temel şeylerinden bir tanesi olacak yani, olan elimizdeki kaynakların yani bu galaksilerin tarihlerdeki çizgilerin nasıl oluştuğundan bahsedeceğim mesela. Ardından galaksi tarihlerine bakacağız. Sonra tipik olarak galaksilerin optik dalga boyundaki özellikleri tariflerini inceleyeceğiz. Ve bu tarihlerin içerisindeki belli özelliklere bakacak. Yani tarih çizgilerinin seyredeşmesi, Doppler bilinçlenmesi, bazı yasak tarih çizgileri olarak geçen çizgilere değineceğiz. Ondan sonra da farklı galaksi tiplerindeki tarih örneklerine bakacağız. Ardından nasıl tipik olan, normal galaksilerden farklı olan aktif galaksilerin tarihine bakıp set adı verilen bir grafik türünü değineceğim. Bundan sonra ise asıl aktif galaksilerin esprisi olan, diğer normal galaksilerden farklı olan şey, merkezlerinde süper kütleli kara delikten başlıklı geçen, süper kütleli kara delikler hakkında belirli fiziksel parametreleri tanımlamaya çalışacağım. Bunlar bir büyüklük olacak, iki ağırlıklık, üçüncüsü ise kütle. Ardından bu süper kütleli kara deliklerin aktif olmalarının sebebi olan etraflarındaki yığılma disiplerinden bahsedeceğim sadece. En sonunda bütün bu aktif galaksi çekirdeklerin birleşim modellerini kısaca Fermi uzay teleskobu ve değerlerinden bahsedeceğim. Başlıyorum. Oldukça fazla şey bahsedeceğim. Böyle söyleyeyim. Peki. Astrofizikte, astronomide aslında şu an gelinen nokta özellikle gözlemsel açıdan, buradaki sunumda da çok şey gözlemsel açıdan değildi. 1900'lerin başlarına baktığımızda bizim için şu an çok aşikar görünen şey bizim bir galaksimiz var, Samanyolu galaksisi. Samanyolu galaksisinin dışında bizden milyonlarca ışık yılı uzakta başka galaksiler var. Bu artık bizim için çok aşina değil ama 1900'lerin başında bu kadar aşina değildi. Bütün evren bizim galaksimizden ibaret olarak düşünüyor. Samanyolu galaksisi adlı bir galaksi var. Bunun içerisinde işte milyonlarca ya da milyarlarca gezegenler vardı. Fakat bu galaksinin dışında başka bir galaksi yoktu. Tabii bu teorik olarak böyleydi fakat gözlemsel olarak 1800'lerden beri büyük teleskoplarla gözlemler yapılıyordu ve bazı ilginç gök cisimlerine bakıp görülüyordu. Bu ilginç gök cisimlere mesela teleskopla gökyüzüne baktığınızda yıldızları nokta kaynak olarak görüyorsunuz. Oldukça parlaklıklar ya da parlaklıklarında değişir ama bazı cisimler de vardır. Noktasal değil de geniş kaynaklar. Bunlar gökyüzünde mesela bulutsular ya da süpernova yıldızları gibi kaynaklar. Bu gibi bulutsular görülüyordu. Bu bulutsuların ama bizim galaksimizin içinde mi yoksa dışında mı olduğu kavgası sürekli ediliyordu. Yani sürekli bu kavga ediliyordu. 1920'lere Hubble'ın gözlemlerine kadar bu çözülebilmiş bir şey değildi. Ve bu sadece gözlemekle kalmıyorlar bu bulutsu yapıları. Bu bulutsu yapıları aynı zamanda taşlarını da alıyorlar. Taşlarına baktıklarında normal bir yıldızın yani spektrumundan farklı bir özellikle taşları olduğunu görüyorlar ama yine bir anlam veriyor. Ardından dünya savaşından sonra kullanılan radarlar özellikle boşa çıkınca radyo astronomi bayağı bir ilerlemeye başlıyor. Ve radyo tayfında, radyo elektromanyetik tayfın radyo kısmında da gözlemler yapılmaya başlıyor. İlk başta optikteydi, sonra radyoda. Ve en sonunda radyo ile optik iki tane kaynak üst üste çakıştırılarak yani optik olarak görülen şey aynı zamanda radyoda da olduğu görülüyor. Normalde bir yıldızdan beklemediğimiz yıldızlara baktığımızda yüzey sıcaklıkları 5000, 10000, 20000 arasında değişen sıcaklıklarda ve genelde kara cisim ışıması şeklinde bir ışıma yaparlar. Fakat ve dolayısıyla bir genelde optik dalga boyunun içerisinde kalır en fazla ışıma yaptıkları bölgede. Radyoda çok ara bombaları beklemeyiz ama bu bahsettiği kaynaklar radyoda olacak paraklardır. Ve optikte baktığınızda da noktasal olarak görünüyor. Yani yıldız gibi görünüyor fakat radyo kaynağı gibi görünüyor. Radyo özelliklerine sahip. O yüzden bunlara quasi-stellar object
ya da ondan sonra kuazar kısımdaydı. Fakat devrimsel olan şey şu. Şey geniş mi yani? Radyo bandında baktığında geniş mi gözüküyor? Bunda optik olarak noktası ama radyo bandında baktığında geniş. Hayır, optik. Ya zaten optikte baktığında noktasal olarak görüyorsun bunu. Çözemiyorsun yani. Bu optik çözme gücüyle alakalı bir şey aslında bu. Fakat kimi hepsi noktasal değil aslında hata yaptım. Yani bazıları geniş olarak da görünüyor. Ama asıl problem tayfalarına baktığında, yani hangi spektrumda ne kadar fazla ışın yaydıklarına baktığında. Normalde yıldızlar, eğer noktasal olarak gördüklerim yıldızsa, bunların radyo dalga boyunda ışıma yapmasını beklemiyorum. Fakat bu cisimlere baktığımda hem noktasal görünüyorlar, fakat radyo dalga boyunda da çok fazla ışıma oluyor. Ve 1963'te Halif'i tamamen düzgün bir şekilde çıkartıp, Halif'te bir çizgilere bakıyor. Mark Schmidt adında bir astronom. Ve bu çizgiler, bunun ismi o çizgiler değil zaten. Bu çizgilerin kırmızıya kayma nedeniyle oluştuğu düşünülüyor. Bu Hubble gelişmemesi sebebiyle Taif'taki çizgilerin kırmızıya kaybımız denen bir fenomen var. Birazdan bahsedeceğiz ondan. Ve orada bulduğu şey bir redshift, yani kırmızıya kayma değeri oluyor. Ve burada kırmızıya kayma değerlerine karşılık gelen uzaklık ise bu gözlenen kaynağın bizden yaklaşık 1,5 milyon ışık, 1,5 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu görülüyor. Bu devrimsel bir şey. Çünkü bizim galaksimizin büyüklüğü 100 milyon ışık yılı. Yani 100 bin ışık yılı mertebesinde. Dolayısıyla bizden çok çok uzakta, çok geniş bir evrendeyiz aslında. Bakıldığında bu cisimle beraber ki o kadar önemli bir görüyor ki bu kayma dahi kapak oluyor. Yani kayma kaç tane aslında fizik kapak olduğunu bilmiyorum. Tayf diye bahsettiğim şeye gelip hemen. Bu biraz bir background bilgi olacak. Normal bir ampule baktığımız, ampulün tayfını aldığımızda, yani bir slit açıp onun spektrumu çekildi. Bu genel fizik deneylerinin ve telefon, ilk sınıf telefon veya herhalde yapmışsınızdır muhtemelen. Bir tungsten ampulden beklediği ışıma sürekli bu ışıma olması gerekiyor. Sürekli bu ışıma olması gerekiyor ve sürekli ışımaya baktığında, yani burada kara cisim ışıması diye baktığında herhangi bir çizgi yok. Sürekli bir şekilde bütün tayfı görebiliyorum. Tabi burada optik tayfı görüyorum, insan mali. Fakat bir farklı şekilde ısıtılmış bir gaza baktığımda ise, mesela bir floresan örneğini verebilirim. Isıtılmış gazda ise bütün spektrumları değil de atomun enerji seviyeleri arasındaki geçişten dolayı sadece belli enerji seviyelerini göreceğim. Burada gördüğünüz gibi siyah gazlı enerjilerinde ışıma çizgileri var. Bunlara salınım çizgisi diyoruz. Şurada ise yine aynı şekilde bir ampulün bir gazın içerisinden geçtiğinde buradan geçen sürekli ışınım vardı. Fakat bunun içerisinden geçerken bir kısmı absorb oluyor çünkü buradaki atomlar emecek buradaki belli ışınları. Dolayısıyla bu spektrumun üzerinde belli çizgiler olacak, karanlık çizgiler olacak. Dolayısıyla benim tayfımın üzerinde belli emilye çizgiler olacak. Yani ışın emilecek orada. Burada ise salındı, yani dışarıya salındı. Burada ise emildi. Şimdi birazdan göstereceğim tayflarda zaten anlaşılacak bu şey. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Ben bir şey anlatmadım ben. Bir devam edelim. Şimdi ben, soldaki şey, hani salındı var ya, o yıldızlar bu kara cisim ışınmasıyla. Evet, mesela yıldızlara baktığımızda yıldızları biz genelde böyle görürüz. Yani görmeyi bekleriz eğer yıldız kara cisim ışıması şeklinde, ideal bir kara cisim olarak düşünürsek. Fakat ideal bir kara cisim değil çünkü yıldızın da bir fotosferi var. Fotosferden geçerken belli ışınlar emiliyor. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir şey aslında şey. Bu yıldızın merkezi gibi düşünelim. Orada kara cisimimiz var. Burada da fotosferi var. Fotosferden geçiyor ve bu şekilde şeyler oluşuyor. Emilim çizgileri oluşuyor. Örnek göstereyim şimdi. Bir galaksi tayfının içerisinde, bir galaksi dediğim şey içerisinde 100 milyar mertebesinde yıldız olan büyük bir yapı. Galaksinin tayfına baktığımızda, galaksinin tayfına katkı koyan şeyler bir yıldızlar. Yıldızlar dediğim gibi bir sürekli tanrı tayf gösteriyorlar. Genelde tepesi optik bölgede olduğunu söyleyeyim bunu. Kara cisim ışıması şeklinde tarif ediyorlar. Kem tayfı. Belki hatırlarsın Stephen Boltzmann'ın tanrı vardı. T-4'te. Doğru orantılarak diyor. Yani ben bir kare cisim sadece sıcaklığıyla karakterize edebilirim. Dolayısıyla bir yıldıza da baktığımda yüzey sıcaklığı bir yıldızın hangi dalga boyunda maksimum ışıma yapacağını belirliyor aslında. Ve dediğim gibi yıldızlar ideal kare cisimler değil. İçerisinde bu fotosfer sebebiyle bu çizgiler emilime oluyor. Dolayısıyla buradaki o çizgiler
Eminim'den ben yıldızın içeriğine dair, yüzeyin sıcaklığına dair, parlaklığına ve radyantize dair çok bilgiler elde ediyorum. Kastettiğim yıldızın spektrumu böyle bir şey. Normalde ben bunu şöyle, sürekli bir fonksiyon şeklinde görmeye çalışıyorum. Fakat şurada gördüğünüz gibi, benim çizgiler var. Otoskaldeki farklı farklı maddelerden kaynaklanıyor bu. Farklı farklı elementlerden. Onların arasındaki enerji geçişlerinden kaynaklanıyor. Yıldızlar böyle. Bir diğer galaksinin içerisinde sadece yıldızlar yok. Yıldızların yanında gaz ve toz bulutları var. Özellikle hidrojen bulutları var. Ve bunlar sıcak bölgeler, plazma ortamlar. Ve H2 olarak, H2 olarak geçiyor. Bu bir kez iyonize olmuş hidrojen gazlandırma geliyor. Yani bir tane elektronik koparmışız. Ve bu bölgelerden ise sadece emilim çizgileri geliyor. Bu da biraz önce bahsettiğim bir tane sadece parlak bir şey var. Şöyle diyelim aslında, bir tanesi tungsten lamba, bir tanesi floresan lamba derse burada floresan gibi lambalar bahsediyoruz. Ve o H2 bölgeleri oldukça yüksek sıcaklıkta olduğundan ve plazma ortamı olduğundan dolayı oluşturan da parlaklıklar. Spektrumları da şöyle görüyoruz. Baktığımız yer, çünkü benim ekran var, çok az. Tabi bunların üzerinde şuradakine göre oldukça yüksek yoğunlukta çizgiler görüyoruz. Nasıl? Emisyon spektrumu değil mi? Emisyon spektrumu. Doğrudan H2'nin, H2 bölgesinin emisyon spektrumunu veriyor. Bunları üst üste birleştireceğiz aslında, amacımız bu. H2 bölgesi ne? Galaksinin mi? Galaksinin içerisinde gaz ve toz bu. Evet, aynen. Galaksinin içinde konferanslarına bakıyorum. Bir yıldızlar var. Farklı farklı sıcaklık tarafından. Sadece ben bir tane yıldız gösterdim ama bir tane yıldız işte onun dalga boyunun peak ettiği yere bakarak onun yüzey sıcaklığını bulabilir mesela. Ama soğuk bir yıldız olur. O mesela başka bir şeyde, başka bir dalga boyunda peak ettiği. Ama şekli hemen hemen aynı. Hepsinde de bu emilim, bunları hep karıştırıyorum. Emilim değil aslında, biraz önce dediğim gibi emilim bu şey, salın spektrumu. Burada yıldızlar da emilim spektrumu diyoruz. Türkçeleştirdiğinde böyle problemler oluyor. Peki, şöyle yapalım. Üçüncü komponente geçelim. Üçüncü komponent ise toz. Gaz ve toz bulutu diyoruz. Toz genelde moleküler yapıda tozlardan bahsediyorum burada. Hidrojen bölgelerinin içinde. Moleküler yapıda tozlar. Farklı maddeler olabilir, farklı moleküller olabilir burada. Fakat bu tozların, tozun özelliği optik dalga boyunca herhangi bir ışıma yapmıyor. Hatta tam tersine optik dalga da ışığı soğuyor. Hızın ötesinde bir ışıma yapıyor. Dolayısıyla bizim bilgilendiğimiz bu optik pencerede şu an bizim ilgimiz çekiyor. Dolayısıyla galaksinin spektrumuna çok büyük katkı sağlamadığını söyleyelim şimdi. Ama hızın ötesinde oldukça yüksek bir yoğunluk bir ışıması var. H2 bir şey miydi abi? Başka elementler de var ya sadece H2'yi isimlendiriyor değil mi? Evet, H2 ama başka elementler var tabii ki ama H2 evrendeki baskında çok baskın, %80'ler oranında. Dolayısıyla galaksinin içerisindeki H2 bulutları asıl önemli bir şey. Çünkü yıldız oluşum bölgelerini aynı zamanda karakterize ediyor bu H2 bölgeleri. Dolayısıyla biz onlarla ilgileniyoruz. Hem kütleleri yüksekler, hem galaksinin spektrumuna, tayfına da çok daha fazla katkıda bulunuyorlar. Diğerleri eser miktarlarla ilgileniyoruz. Hatta astronomide genelde helyum ve hidrojen dışındakilerin hepsi metaller olarak anılır. Yani onlar çoğu zaman şey yapılmaz bile yani. Asıl meselemiz hidrojen, helyum. Özellikle yıldız yapısında falan bile bu şekilde kullanılır. Peki şey, H2 dediğin ki çift elektrik hidrojen değil mi? Ama yapısı moleküler... Hayır, H2 orada biraz önce söyledim. Bir kez iyonize olmuş hidrojenden bahsediyor. Bir tane elektron. Atomdan bahsediyor, evet. Herhangi bir molekül değil. Moleküler yapıda hidrojen farklı. Evet. Bu normal bir hidrojen. Yani, proton oluyor. Proton, evet, aynen öyle. Normal soru gibi düşünüyorum. Onun emisyonu o zaman nasıl olacak diye düşünüyorum. Yani, optik bazı... Onu düşünmek lazım yani. Belki de iki aslında iki hidrojen var. Şimdi proton bağlı, etrafı tek bir proton düşünüyorum. Sıcaklıklarda olduğu için. Yüksek sıcaklıklarda olması zaten şöyle bir durum var. Bu H2, bir de H2 ortamlarının sıcaklıkları genelde 10.000 derece, 15.000 derece. Dolayısıyla plazma ortamı. Zaten iyonize bütün hepsi. Burada hidrojenin iyonize olmuş olması, yani bir kere ya da iki kere iyonize olma durumunu çıkartmıyor. Ya da bir kere iyonize olduğunda nasıl ışıma yapacağını şu an tahmin ediyorum. Tamam, buna bakıyoruz. Peki, şimdi yapacağımız şey V
bütün bu gösterdiğim galaksi içerisindeki bütün komponentleri üst üste bindirmek yani yıldızları, gazı bildirdiğim üst üste bindireceğim. Fakat üst üste bindirdiğimde biraz önce gösterdim. Yıldız ve sadece bir tane yıldız örneği gösterdim. Farklı yıldızlar için farklı farklı emilim çizgileri var ve bazı ve baktığımızda hidrojen bölgelerinde salınım çizgileri var. Bunları eğer üst üste birleştirirken bunlar üst üste geldiğinde bazıları dolayısıyla çok fazla aşağı inmeyecek ya da bazıları tamamen sıfıra gelecek. Yani birbirlerini götürecekler gibi düşünebiliriz. Buna biz tarz çizgilerin seyrekleşmesi diyoruz. Bir ikinci etki, baktığımız kaynaklar çok uzak kaynaklar. Milyon ışık yılı ya da milyar ışık yılı neredeyse. Dolayısıyla artık evrenin genişlemesini de işin içine katmamız lazım. Evrenin genişlemesi sebebiyle bir kırmızıya kayma var. Benim kırmızıya kaymamı diye kastettiğim, benim buradaki emilim ya da soğurma çizgilerinin hepsi kırmızı tarafa doğru kayıyorlar bir seferde. Mesela burada baktığınızda kırmızıya kaymayı, normalde laboratuvar ortamında dünyada gözlediğim bu dalga boyunca çizgiyi burada buraya kayıyor. Bütün hepsi kayıyor bu şekilde. Buna Doppler etkisi diyebiliriz. Kozmolojik kırmızıya kayma tabii ki bu. Başka kırmızıya kaymalar da var, şimdi onu söyleyeceğim. Buna bir örnek olarak, 1963'te keşfedilen o halde çekilen aktif galaksi gösteriyor. Burada şu kaynak. Normalde hidrojen Barner serisi var. Barner serisi kırmızıya doğru kaymış olması gerekiyor. Aşağıda gözükmeyen bir tepkisi yapmış. Örnek verelim.
aslında. Bundan sonra geldiğimi bilmiyorum. Bir de şunu ekleyeceğim. Bu ortamlarda farklı olarak antiferans ortamlarında yasak çizgiler adı verilen spektrumda farklı çizgiler de var. Şu şekilde gösteriyor. İki tane köşeli parantezle gösteriyor. Bunlar sadece yüksek sıcaklık ve düşük yoğunluklarda oluşabilen çizgiler. Normalde bir şey ortamında, laboratuvar ortamında, dünyada bu çizgilere rastlayamıyoruz. Sadece astrofiziksel ortamlarda rastlayabiliyoruz. Ve çok ekstrem ortamlarda olması gerekiyor. Hem yüksek sıcaklık hem de düşük yoğunluk. Ve buna özel, bu çizgileri özellikle aktif perestik ortamlarında rastlıyoruz. Burada spektrumlarına bakarak karakterize etmek için elimizde iyi bir dönem. Aslında biraz bir şey oluyor. Yüksek sıcaklık, düşük yoğunluk. Evet. Yani bu genel galaksi içi ortamlarda çeviriyoruz ama yani yüksek sıcaklık ama ekstrem sıcaklıklardan bahsediyoruz. Mesela Karadeniz'in etrafında çok yüksek sıcaklıklara çıktığı durumlarda mesela gözlemledik. Bir aktif galaksinin ortasında bir Karadeniz var. Etrafında çok yakın bir bölgede ancak gözlemliyoruz bu şeyle. Light örnekleri üst üste birleştirdik şimdi bunları. Eliptik galaksiye baktığımızda eliptik galaksiler yani yaşlı galaksiler olarak karakterize edebiliriz. Bunların içerisinde H2 dediğimiz bölgelerden yoktur. Ve tipik bir yıldız tayfına benzer bir galaksi. Yani burada soğurulma salınım çizgileri olmadığını görebiliyoruz. Bu bir yıldız tayfı, yıldız tayfı oldukça önemli. Çünkü artık yıldız oluşturan H2 bölgeleri yok bunun içerisinde. Bu eliptik bir galaksi. Sarmal bir galaksiye baktığımızda yıldızları birleştirmiştik. Bunları gördük. Ayrıca burada gördüğünüz hidrojen alfa, yine bir H2 bölgesinden gelmiş bir atkı burada. Peki bunlar normal galaksiler. Bir de anlattıkları birleştirilmiş çizgi. Bak biraz önceki sayfa bakarsanız çizgilerin hepsi çizgi şeklinde. Gerçek anlamda çizgi. Bakın çok geniş olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi karşılaştırmak için şunu göstereceğim. Artık buraya baktığınızda bu tayfa. Bir kere şunu da karşılaştıralım. Keşke yan yana koysaymış bunu. Yani burada şurasını baz alırsak ancak iki kat bile yok. Şurada en fazla ışığın hidrojen bölgesinden gösterilmiştir. Aktif galaksisiyle baktığımızda burasını baz aldığımızda 5 katlık gibi bir ekstra bir ışınım var burada. Aynı zamanda çizgilerin oldukça genişlediğini görüyoruz. Burada yani genişlemenin sebebi sıcaklık olabilir demiştik. Bir de aynı zamanda dalgın oluşum. Belki dönmek ya da bir içeriye doğru akma ya da dışarıya doğru akma. Ya da türbülans ortamından bahsetmiştik. Belki bunlar olabilir demiştik. Oysa burada benim vurgulamak istediğim şey aktif galaksinin spektrumları normal galaksilere göre oldukça farklı. Bu farklılıkların en önemlisi bu çizgilerin genişlemesi ve aynı zamanda diğer bu ışınım çizgilerinin çok çok yüksek şiddetlerde olması farklı plana göre. Atomların çarpışma seçiyorlar mı? Nasıl? Atomların çarpışma seçiyorlar mı? O genişleme sürecinde yani çarpışması sürecinde nasıl tatbik yapıyoruz? Yani dediğim gibi şu an genişlemesi tamamen dalga boyu aralığıyla alakalı. Doppler etkisi olarak düşünüyorum ben. Çünkü tabii farklı farklar var öyle. Doppler'i sağlayan da bir hız olması gerekiyor. Kolejin bu arada ilgili bir şey var. Bilmiyorum. Yani şu anlattığın zaman aklıma geldi. Çünkü bunlar niye genişlemiş oluyor? Doppler burada bir şey içinde var. Yani Doppler böyle çarpık oradan. Atomlar her yere koşuyorsa büyük ihtimalle çarpık alabilirler. Evet. O yüzden kolejin bu arada ilgisi olacak bence. Hani bu şeye genişleme. Kolejin bu arada ilgisi genel şekilde genişleyeceğini söylüyorum. Öyle düşünüyorum. Onu bakmam gerekiyor. Yani. Projeyi bu yüzden olarak karşıma çıkmalı açıkçası. Onu nasıl bir katkı sağlayacağını ben de merak ediyorum. Şeyde, şimdi yani kaotik bir sistem var elinde ve oradan oraya koşuşturuyorlar. Yani bir kısmın sana doğru gelenler doktorlar kısmından dolayı bir hızla diğerleri içinde, yani diğer tarafa doğru ilerleyen içinde bunlar çarpışsa da çok, yani çarpışsa da aynı şey oluyor. Bu dalga boyu için bir kısmı bu tarafa olacak, bir kısmı diğer tarafa doğru olacak işte. O alt kısmı genişletiyor bu çarpışma. Ne kadar hızlı olursa bu, ne kadar fazla hareketliyse o sistemin içindeki atomlar, o alt aralık o kadar genişletiyor. Tayfalar üzerinden gidiyoruz, devam ediyoruz. Oradan devam edelim. Şimdi taysal enerji dalgını veren bir gösterim
etkisi var. Biraz önce gösterdim, Taytay'da baktık işte bu var. Bu tavra boyunca ne kadar fazla bilim ayarlamış. Ne kadar burada y ekseni diye bahsettiğim şey, benim bilim alanıma, bilim alana saniyede düşen enerji aslında. Ramlar farz ediyor. F lambda ya da F mu ile gösteriyorum. Bazı ya da frekans ürün. Fakat sorun şu, ben bu şekilde çizdiğimde bakın, şuradaki dalga boyunda daha fazla kullanıyorum. Çünkü bu ultraviyoleye denk geliyor. Buraya baktığımda ise infrarede kızıl ötesine geliyor. Kızıl ötesi ultraviyoleden çok daha yüksek bir ışınım yapıyormuş gibi görünüyor. Fakat burada aslında integral gibi düşünmek gerekiyor. Belli bir dalga aralığında ne kadar fazla enerji yaydığına bakıyorum ben. Burada bahsediyorum yani enerji alan başına düşen belli bir saniyede düşen enerji miktarına bakıyorum. Ama aynı zamanda belli bir dalga boyu aralığına düşen enerji miktarına bakıyorum. Dolayısıyla benim o dalga boyunda ne kadar enerji harcandığını anlayabilmem için yapmam gereken şey doğrudan enerjiye bakmak istiyorsam. Yani o aralığa düşen enerji değil de o aralıktaki enerjiye bakmak istiyorsam ben burayı lambda ile çarpmam gerekiyor. Yani astrofizikte faydalar genellikle lambda, f lambda ya da mu, f mu şeklinde veriliyor ve bu şekilde bir çarpma yaptığında bakın artık ultraviyole şuradayken infrared burada. Çünkü biraz önceki grafiğimde bir mikrometre aralığındaki yani düşen enerjiye bakıyordu. Dolayısıyla bir mikrometreye baktığınızda tamam buralarda belki büyük değil bir hangisi oluyor ama buralarda bütün hepsini kaptırıyor. Yani buradakini çok fazla alırken buradaki katkıyı az çok daha az alıyor. Dolayısıyla ben lambda ya da frekansla çarptığımda asıl en fazla ne kadar hangi dalga boyunda daha fazla enerji yaydığını görüyorum. Bu aslında çok yani benim kafamı çok karıştıran bir şeydi. 6-7 ay boyunca ben burada kitaplarda gördüm bu lambda etkili olayının ne olduğunu bütün kitaplarda ve birçok kişiye sorarak da yani basit bir açıklamasını bulamadım. Bu benim için çok önemli bir şey çünkü bunu öğrendiğimde böyle çok mutlu olmuştum. O yüzden buraya koymadan da kendimi alalım. Çünkü bütün grafiklerde bundan sonra artık lambda ekranda kullanılacak. Aktif galaksilerin, tabii normal bir galaksiye baktık. Galakside yıldızlar var. Yıldızlar belli bir optik ve infrared ya da ultraviyole arasındaydı. Radyoda olmadığını söyleyeceğim. İlk slide'da. Aktif galaksiye baktığımda ise aktif galaksi normal galaksilerden farklı olarak geniş bir banda sahip. Yine bir karşılaştırma yapalım. Bakın burada spiral bir galaksinin kaynakları oluyor. Bu tabi optiği gösteriyor ama bundan sonra hemen hemen şuralarda düşüyor. Yani gamma ışınında ya da radyoda göremezsiniz normal galaksi. Fakat şimdi aralığa bakın, çok küçük bir aralık orada. Aktif galaksideki kaynak aralığına bakalım. -10'dan başlıyorum. 10^2'ye kadar gidiyorum ve hemen hemen fayda içerisinde bir şekilde düşüyorum. Hemen hemen düz diyebilirim. Benim düşükler var tabii ki ama baktığımda yoğunlar oldukça yüksek ve bu şu anlama geliyor. Yani adam hem radyoda yüksek koşuma yapıyor hem aynı zamanda X ışını, gamma ışını gibi şeyler de oldukça yüksek değerde bir koşuma yapıyor. Ve normalde ben normal galaksilerde beklediğim radyodaki ve kızıl ötesi ve ondan sonra uzun dalga boyu ve ultraviyole ve gamma ışığındaki normal galaksilerde beklediğim bu ışımayı burada görüyorum. Buna büyük mavi tümsek deniyor, bir büyük bank olarak söyleyeyim. Normalde işte dediğim gibi X ışını ve gamma ışığında görmediğim şeyi büyük galaksilerde. Tabii görmüyorum diyorum ama aslında gene var. Yani bu kadar yoğunlukta bir örneğin bir galaksi içerisinde bir süpernova patlaması olduğunda oradan bir X ışını mutlaka alırsınız ya da gamma ışını alırsınız. Fakat burada bahsettiğim sürekli bir spektrum. Ben bu spektrumu sürekli çekiyorum ve sürekli bana olan ışık, bu bütün dalga boylarında ışık geliyor. Farklı bu aslında. Aktif galaksi biraz önce karşılaştırmasını yaptım, onu belki söyleyemedim ama yani normal galaksilerimiz var, spiral galaksi, eliptik galaksi. Aktif galaksi şu an bu tayfları üzerinden ayırmaya çalışıyorum. Birazdan tanımlayacağım. Şuradaki tayftaki farklılığın sebep olan ne? Yani şeylerin genişlemesine, çizgilerin genişlemesine neden olan ya da buradaki hem radyodan gamma ışığına kadar bütün spektrumda ışımaya sebep olan şey ne oldu? Bunu tanımlayacağım ki bu merkezlerinde 10^8 güneş kütlesi.
mevsiminde bir karayelikten kaynaklanıyor aslında. Ekstrem bir ortam var aslında orada. Normalde bir garak, diğer garaksinin içerisinde de bir karayelik var ama aktif değil. Aktif üzerinde madde yığılması olur. Adım adım söylemeyi düşünüyorum. Ondan hemen sonra gelen şey olacak. Birkaç fiziksel parametre tanımlamak istemiştim. Baktığınızda bize en yakın aktif galaksi olarak tanımlayabileceğimiz bir kaynağa baktığınızda Hubble'la baktığınızda bunu çözemiyoruz. Hubble'ın çözüm gücü 0.